Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Rom suresi 32. ayete göre mezhepler dini parçalanmışlar mıdır? Bu ayetin hak mezheplerle hiçbir ilgisi yoktur. Nitekim bir başka ayette ilim sahiplerine sormamız emredilmektedir. Şöyle ki, halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kişilere gösterselerdi, içlerinden işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar onun ne olduğunu, haberin neye dair ettiğini bilirlerdi. Nisa suresi 83. ayet. Demek ki Rom suresinde geçen durumun hak mezhepler ve hak müştehitlerle bir ilgisi yoktur ve olamaz. Zira o alimlere sormamızı emreden ve onların da sorduğumuz şeyi bileceklerine haber veren yine Allah'tır. Öyleyse Allah mezhepleri, müştehitler onaylıyor. O halde Rum suresinde geçen durumun gerçek mahiyeti nedir? Önce Rum suresinin 31-32 ayetleri meallerini beraber okuyalım. Hepiniz ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan her fırka kendilerinde olan ile böbürlenmektedir. Şimdi bu ayetlerde yer alan dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlar ifadesinden maksat dinin özünü kaybeden kendi heva ve heveslerini din yerine koyup böylece dinin temel prensiplerinin dışına çıkarak bölük pörçük olan gruplar. Bunların dört mezheple yakından uzakta ilgisi olmadığının en büyük delili bu hak mezheplerin İslam ümmetinin büyük çoğunluğunu temsil eden Kur'an ve sünnet esas alan ve bin küsür yıldan beri en büyük alim ve yetiştiren itikadi ve ameli konuların temel disiplinlerinde birbirlerini tasdik eden ve bu manada İslam ümmetinin şahsı manevisini temsil eden bir yerde, merkezde yer almalarıdır. Yaklaşık 1300 yıldan beri bu dört hak mezhep Ehli sünnet adını almış ve bu adla yad edilmiştir. Bu husus tek başına bunların Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ve sahabenin yolunda gittiklerinin açık bir göstergesidir. İslam'a bağlı olmakla beraber çok farklı yönleri bulunan kesimler açısından bakıldığında genel olarak iki ayrı zinet söz konusudur. Bunlardan birincisi ehli sünnet ve cemaat, ikincisi ehli bid'a fırkaları. Ehli sünnet ve cemaat hadislerde ifade edildiği gibi peygamberimiz ne buyurmuş? ben ve ashabımın üzerinde bulunduğu itikada bağlı olanlardır. Peygamber müfadesiyle. Şu halde bu itikada bağlı olmayanlar bidat ehlidirler. Bunlar işte 72 fırkadır. Mu'tezile, Cehmiye, Kaderiye, Hariciler ve benzeri gruplar bu kısma dahildirler. Ama ehli sünnet ve cemaat ve ehli necat olarak tanımlananlar ise Diğer bir hadiste mesela sevadı azam teşkil eden benim ashabımın üzerinde bulunduğu yolda yürüyenlerdir. Hadisinde tarif edilen gruptur. Hadiste yer alan sevad-ı azam veya es azam kavramı en büyük kitle, en büyük cemaat manasına gelir. Tarih boyunca yaklaşık 1300 yıllık bir geçmişe sahip olan dört hak mezhep çevresinde oluşan kitleden daha büyük hangi kesim var ki onlar bunların yerine geçebilsin? Mezhepsizliğin geçmişi 200 yılı bulmuyor. Eğer biz dört mezhebi ehli bir daha kabul edersek, hadislerde bahsedilen fırkalar açıkça ehli bir daha olarak damgalandıklarına göre ortada bir İslam metinden söz edilebilir mi? Çok iyimser bir yaklaşımla bu ümmetin %90'ı Kur'an'dan doğrudan İslam hükümleri çıkaracak durumda değiller. E bu takdirde bütün bu insanlar ya dört mezhebin milyonlarca allame ve müştehitlerinin arkasından gidecek veya Allah korusun ne takvasında, ne ilminde, irfanında ve ne de feraset edin yerlerinde dört hak mezhep alimlerle asla kıyaslanamaz durumda olan birkaç kişiyi takip etmek durumunda kalacaktır. Şimdi Allah aşkına. İmam-ı Azam'ı, İmam Maliki, Azam İmam, Malik İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel'i mi taklit edelim? Yoksa dost doğru bir takvayı göstermediği gibi doğru bir ilmi ferasete de sahip olmayan birkaç kişi mi taklit edeceğiz? Genel olarak bütün tefsirciler, hadisçiler, kelamcılar, fakihler, evliyalar, allameler bu dört hak mezhebe bağlı insanlardır. Özetle 13 asırdan beri İslam ümmetinin en az yüzde seksen doksanı teşk eden dört hak mezhep mensuplarını ehli bida sayarsak, ümmetlerin en hayırlısı olan İslam ümmeti nerede kalır? Allah, ümmetin gittiği yola gitmeyenlerin akıbetlerinin cehennem olacağını Nisa suresinin 115. ayetinde şöyle haber verir. Kim kendisine hidayet yani doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Öyleyse Müslümanların gittiği yoldan gitmek doğru yoldur, hak yoldur, hidayet yoldur. O Müslümanların gittiği ehl sünnet ve cemaat yolundan sapanların gittikleri yolda cehennem yoludur, batıl yoludur.